Herkese yeni bir üretim hali videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlerle efsane bir yavru göstereceğim ve yavrular göstereceğim. Ama videomuzun konusu hatta iki kardeş de çok güzel ama birine biteceksiniz. Hem DF hem üst satışlı oyun bu. Yani benim diğer Adana'dan gelen sarı DF oyun boyu biliyorsunuz. Hani düşünün aynı onun gibi birazdan sizler de olacak arkadaşlar. Şimdi burada ilk etapta böyle yeni yeme düşürdüğümüz, bu kümesten yeni yeme düşürdüğümüz yavrulardan böyle Okan sizlere bir göstersin. Hem de size böyle bir üst basın Show Jumbo üretimhane ziyareti de yaptırmış olalım. Yavrularımız burada ilk etapta kolay yem kırabilmeleri ve salmada bu kavgadan, dövüşten, telaştan uzak durmaları için arkadaşlar ilk etapta böyle ana kucağı gibi düşünün bunu. Burada hayvanlarımız daha güzel şartlarda salmada gittiğinde yem kırmada problem yaşamasın diye bu şekilde bir ana kucağı kafesi diyelim. Hadi buna da ana kucağı kafesinde böyle ilk etapta yavrularımızı büyütüyoruz. Öyle söyleyeyim, ufak bir büyütüyoruz. Bu arada bir önceki videoda Fakir Okan için like istemiştik. Bir çoğunuz Fakir Okan'lar için like atmışlar senin için. Çok teşekkür ediyorum yani, buradan. Bak tekrar söylüyorum, gerçekten çok seviyor. Bana diyor ki abi diyor, bak benim için bir like atmışlar diyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoya da güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ondan sonra ben size yavruları böyle gezdireyim. Ondan sonra o yavruyu size göstereceğim ama o yavrunun birazcık şeyi var. Burada yumurtalarımız var arkadaşlar. Çok güzel bir DF'miz var burada. Şöyle gösterebilirsin. Yani hani şuna bir bak ya. Yani. Ama birazdan size bunu geçecek bir kuş göstereceğim. Bak bunu geçecek bir kuş göstereceğim. Yani o kadar da iddialıyım. Yani o kadar da iddialıyım. Burada şeyimiz yoktu. Burada da yok. Burada şöyle dahaca küçük bebeklerimiz var. Bir mavi ve bir su yeşili dişi eşlememiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pestenme maşallah. Bu şekilde ben kapıyı açayım sizlere Okan göstersin. Dişi de gençler Okan kaçmalı. Dişi birazdan içeri kaçar. Böyle güzel bir inşallah. Zaten şu anda yavrulardan renk gelecek belli. Popo tüylerinden falan ama çok küçük olduğu için kamerada görünmez büyük ihtimal. Oradan çok güzel şeyler geliyor. Yavrular geliyor. Şeyi sona saklıyorum. O yavruları sona saklıyorum. Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra burada bildiğiniz gibi yeni aldığımız Reis rengindeki üst vasıf şovumuz ve üst vasıf dişimiz. Üçüncü yumurtalarını da bıraktılar arkadaşlar ve şu anda ikisi dolu. İnşallah devamı da gelir. Dişiyi görebildin mi? Yok, dişi saklandı şeyler. Dişi içeri girmiş olabilir. Dişiyi göremediysen şöyle göstereyim bakayım sana. Evet. Yani dişi ayrı kalite, erkek ayrı kalite. Yani hani şuna bir bak yani, anlatabiliyor muyum? Şuna bir bak. Kalite, kalite. Evet, kalite, kalite. Ondan sonra arkadaşlar burada yine aynı şekilde bir lightning ve bir su yeşil eşlememiz. Yine aynı şekilde şöyle Okan Baba size onları da göstersin. Buradan da inşallah çok güzel renkler gelecek. Yani şuna bir bak ya. Şuna bir bak. Bu renkleri hastayım. Eşi de lightning. Yani daha buradan neler gelecek arkadaşlar. Neler gelecek. Ya. Bakalım. Yani bakın sizlere görsel bir şov. Bugün görsel bir şov hazırladık. Okan, doğru mu? Doğrudur abi. Pazar gününe özel sizlere güzel bir video yapmak istedim. Burada da yine aynı şekilde çok güzel bir üst basın şov çalışmamız. Şöyle göster Okan. Ondan sonra yavruları gösterelim ben sana. Bu erkek kendi yavrumuz bu arada. Bilginiz olsun. Birazdan size salmada aynı bunun gibi
patlayan tutlayan bir yavru göstereceğim. O da gerçekten hayran bırakacak size kendini. Tamamdır. Evet, bebeklerimiz de seçildi arkadaşlar. Bunların yavruları bizi hiçbir zaman şaşırtmıyor zaten. Hepsi öküz gibi oluyor. Birazdan Salma'da gösteririm. Bak, şuna bir bak. Şuna bir bak, Okan. Ya. Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani bakın, gerçekten şu anda yaptığınız çok riskli bir olay. Evet. Çok riskli bir olay. Evet. Şimdi, artık oradakileri göstermeyeyim. Orada, gel bakalım. Şimdi, geldik. Abi, şunu göstereyim, şu griyi göstereyim. Ondan sonra. Okan bak. Şu kafası patlayan şey. Evet. Yani daha ilk tüyünde, bu arada onun bilgisini de vereyim. İlk tüyünde. Yani her yer kan devam. Öyle böyle patlamıyor. Hani öyle böyle de gelmedi. Böyle. Gel. Dur bakayım şöyle döndürebiliyor muyum ben onu? Şöyle döndürebilirsem. Dön bakayım onu. Şimdi çekebilirsin bunu. İlgi çek Okan. Yani ilk tüyü, bunun son tüyünde neler olur? Allah bilir. Nasip. Yani nasipten öte köy de yok, yol da yok. Hiçbir şey yok. Yeter mi? Tabii ki. Tabii ki. Bak şuradaki yeni yavrumuzu çekebilirsin. Bak, o da daha demin size bunların yavruları bizi şaşırtmıyor dediğimiz bir kardeşi. Şimdi bundan 4 tane daha gelecek. Bundan zaten bizde 2-3 tane var. Şu alttaki mesela yine aynı şekilde onların kardeşi. Alttaki parti yeşil. O. Şu erkeğimizi de çek bak dalları yiyor. Şöyle kamerayı sıfırla yere. Heh. Aynen aynen. Ver o dağı Okan ver. Vur Mehter oğlum vur. Öldürme abi. Şuna bir bak. Odaklayamıyorum. Şimdi. Yine yavruları buraya döneriz sizlerle beraber. Şimdi gelelim asıl videomuzun konusuna. Lütfen herkes maşallahlarını hazırlasın. Lütfen. Hem de kocaman. Öyle küçük küçük değil. Yalvarıyorum. Evet. İlk kardeşinden başlayın. Kardeş en küçükten en büyüğe doğru gelin. Evet bu bir yavrusu. Bak. Şimdi bunun hani güzel olacağı belli. Ama şimdi birazdan gelecek. Yani birazdan geliyor. Bak şöyle göstereyim. Birincisi bu. Birincisi bu. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Evet. İkincisi bu. Daha bunlar arkadaşlar ortalama 20 günlükler. Bak birisi de bu. Şöyle gösterelim. Hazır mısın Okan? Hazırım. Bombaya. He? Hazırım. Bombaya hazırsın değil mi? Tabii. Çok fazlasın az mı? Heyecanlanıyorum abi yapma. Yani bence de heyecanlanmalısın Okan. Çünkü hani bu heyecanlanmayacak bir şey değil Okan. Vallahi değil. Şu heyecanlanmayacak bir şey değil yani. Şuna bir bakar mısın? Yani hani şuna bir bak yani. Abi bunu odaklamaya doyamıyorum. Yani şuna bir bak ya. Kafayı yerde tutuyor. Bir kafayı bir kaldırayım. Bak. Yani jilet değil mi oğlum bu? He? Makina makina. Jilet değil mi lan bu? Okan. Evet arkadaşlar. Hani bir önceki sarıya biz hatırlıyor musunuz? 30 bin lira falan demiştim. Allah nasip etti. Dedi ki benim bu kulum, benim bu utkum bunu çok sevdi. Ben de dedi ona bir nasip edeyim dedi. Olayın işi, özeti bu. Allah herkesin kalbine göre versin. Yani 20 günlük. Hani diğeri daha iki tüyüne girmedi eyvallah. 10 numara 5 yıldız. Hani bu 20 günlük. Yani. Okan odaklayacağım bu kardeşim yerim. Ya bir insan hani bu kadar olmaz ya Okan ya. Bir kuşa odaklayamıyorsun ya. Abi yemin ediyorum kendime artık başka bir kameraman bulacağım ya. Yeter ya. Abi telefon kafayı yedi ne yapayım? Kardeşim babasını da ki. Şöyle bir anne baba göster gel.
Şuna bir bak desinler. Buna bir bak. Evet arkadaşlar, çok güzel bir DP ve çok güzel bir burada spandır yeşil. Ateş pahası. Bu çift, ben böyle yağlı bekler miydim? Ben böyle bir yağlı beklemezdim. Yani bu kadar iyi bir yavru beklemezdi. Ama demek ki genetik her zamanki gibi diyorum, bu işte genetik çok önemli. Çünkü DF olarak böyle bir yavru beklemezdi. Yoksa renk olarak atıyorum ana renklerden böyle bir yavru atsalardı normal karşılardım. Ama şimdi DF'lerde, kırmızı gözlerde özellikle vasıf bulmak çok zor. Yani vasıf yakalamak. İşte wow dedikleriyle kuş yakalamak çok zordu arkadaşlar. Yakaladığında da işte böyle 30 bin liralık rakamlar karşımıza çıkabiliyor. Bak bu kuşların, bu tarz ZF'lerin, kırmızı gözlerin, işte teyit etlerin böyle... Bir dakika aklıma geliyor. Gelmedi. Lan benekli benekli renkli... Resesif. Bu tarz resesif kuşların gerçekten bu fiyatlar haklı. Hani onun için bir şey diyemem. Ondan sonra gel Daniel'imizi çek. Daniel Lüthor babanın evladını çek. Bak Daniel Lüthor babanın evladı da böyle. Daniel Lüthor'un eşi yuvaya girmeye başladı. İnşallah. Yani buradan bir yavru alabilirsek çok güzel olacak. Yani şu anki bizim hedeflerimiz bu. Bir de benim burada... Yine en sevdiğim kuşlardan birisi de bir altta. Dişisi bu şekilde. Oğlan çocuğu zaten Daniel Lüthor arkadaşlar. Yani buradan Emre Çağlayan'a bir kez daha teşekkür edelim. Emre abinin yanına yine gitme ihtimalimiz var. Öyle söyleyeyim, oradan da yine bir şeyler olabilir. Buradan da selam olsun. Şuna da bir bak. Yani rengine de bir bak. Yani bir vasıfına da bir bak Okan. Okan şu kuşu bir çekemedin ya. Kurban olayım ya. Şu kuşu bir çekemiyorsun ya. Al 0.5'e. En düşüğe. Almıyor mu? Tamam. Videoyu kapatmadı. Beni uğraştırmadı. Videoyu falan dedi. Allah seni kahretmesin ya. Okan telleri çekiyorsun ya. Biliyor musun? Abi. He. Arkadaşlar. Ya ver oğlum, ver profesyonel adamı. Allah, ver profesyonel. Ver bak. Yani şurada sana abin öğretsin şu işi bak. Abi, bak kuş yoruldu. Bak kuş yoruldu değil. Öyle bir hikaye yok bak. Ya, uzaktan bu şekilde yakınlaştırıyorsun. Bak eliyle yukarıdan korkuyor hayvan. Ya ben hayatımda böyle bir kuş görmedim bak. Görüyorsun değil mi? Şimdi hayvana bak, kamerayı buraya sokarsan kaçar. Anladın mı? Anladım. Şu şekilde burada. Yani lütfen Okan. Bak şöyle sana parlaklığını açayım. Yani yine hayvanım dur. Ya şuna bir bak. Burada dişisi zaten ayrı bir güzel. Buradan hani ince yavru gelebilir. Eşlemenin farkındayız. Ama renk almak için bir bakacağız. Çünkü hani illa da hani vasıf olarak düşük gelecek diye bir kaydı da yok bu arada. Atıyorum 5 yavru atar, ikisini çok güzel atar. Hani o farklı bir durumdur yani. Bizim de amacımız tamamıyla o. Burada şimdi hem renk hem üst vasıf yakaladığında biz ayırıyoruz. Mesela şimdi şu DF'nin tüm, buranın tüm yuvası ayrılıyor. Buranın tüm yuvası ayrılıyor. Şimdi ayrılmaz mı şu patlayan kuş? Yani sen mesela atıyorum hani videoyu seyreden kardeşlerime söylüyorum. Şimdi kuş şöyle patlasa satar mısın? Satmazsın. Yani biz de onun için uğraşıyoruz. Hani bir sonraki sene çok daha farklı olmak için uğraşıyoruz. He ortalasını yine elimizde tutacağız mı? Tutacağız. Çünkü neden? Hani bunu şey için söylemiyorum. Kendimi övmek için veya işte hadi lan oradan demeyin. Gerçekten bizlerden, ben şu anda tüm yavruların mesela Karadeniz'e yakın bilezik tüm yavruların şu anda rezervim. Yani kesinlikle Adana'dan getirdiğim gibi hiçbirini ilan paylaşmıyoruz. Zaten farkındasınız. O yüzden ortalası bu benim bırakmam. Benim izleyicilerime ve Karadeniz tek müşterilerine çok büyük bir ayıp olacaktır. Ama diğer üretimhaneye renk ve üst basıtı taşıyıp burayı komple, zaten burası zaten komple üst basıt. Sadece bir takımın haricinde. O da onu açıcı olarak kullanıyor. Nasıl açıcı? Onu bir önceki videoda anlatmıştım ama tekrar anlatayım. Gelin.
Hatta o zaman yumurtası yoktu. Bak. Aynen. Bunu da kanıtlamış olalım. Rambo baba. Rambo baba lavabo açıcı arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki bir kuşunuz tıkandı. Yumurtlamıyor. İllet ediyor. Yani hiçbir erkek onunla herhangi bir münasebetin içine giremiyor. Böyle bir lavabo açıcınız olursa, bunun adı lavabo açıcı. Bak 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 bak. Ne yapıyor? Tellere tıkıyor. Evet bak. Ya ben bu kuş kadar karakter, bak görüyorum değil mi? Ben bu kuş kadar karaktersiz bir kuş görmedim bak. Şuradaki diğer kuşa bakıp orada tellerle oynaşıyor. Ya Okan yemin ediyorum. Adının hakkını veriyor abi. Adının hakkını veriyor. Lavabo açıcı. Evet hazır mısın? Aç yuvayı. Yumurtlamayan, bize illallah ettiren kuşun son hali. Tipe bak. Açıldı. Lavabosu açıldı. Şimdi böyle yaptık. Ne olacak? Artık bir şey açıldı. Başka bir erkeğe attığınızda bir problem yaşamadan yumurtlayacak. Şimdi dişiler gerçekten yani bunun hayvanı da insanız. Yemin ediyorum dişiler çok farklı varlıklar. Tabii ki başlangıcımız ve çok güzel varlıklar. Orası ayrı. Ama huy bakımından bazen böyle problemler yaratabiliyorlar. Hani şimdi öyle değil mi? Tabii erkeğim de değilse ben sadece hani şaka olsun diye söylüyorum. Yanlış cinsiyetçilik yapmıyorum. Yapmam da. Bu tarz kuşlarda dişilerin huyunu ve karakterini sıfırlıyor. Tamam diyor. Ben yumurtlamalıyım demek gibi. Reset. Reset. Reset abi. Lavo başlıcı bu demek arkadaşlar. Böyle erkek kuşunuz olduğunda kesinlikle yavrulatın. Bak orada bir tane veya iki tane Rambo'nun yavrusu var. Şimdi neden? Adam bak video kamerayı kafesin içine sokmuşuz. Adam daha kelle neler yapıyor. Yani anlatabildim mi? Onun yanına neyi atarsan at. Bak bu zamana kadar neyi atarsan at. Hayvanı bıktırıyor ya. İllallah ettiriyor. Yani telin dibine sıkıştırıyor. Sunuğun içine sokuyor. Yemliğin içine sokuyor. Yuvaların içine sokuyor. Sokuyor. Sadece bu hayvanın işi bu. Gerçek söylüyorum bak. Bunu size güldürmek için, işte herhangi bir şey için anlatmıyorum. Yoksa o vasıfın bu kümesle işi yok. Ama onun burada farklı bir görevi var. Şimdi diğer görevi de şu dişi var. Bak gel. Şu dişi. Yine bizim kendi yavrumuz. Bak. Tüyde şu anda. Tüyden çıktığı gibi Rambo'nun kucaklarında olacak bu hayvan. Bak bu hayvanı iyi ezberleyin. Yarın bir videoda diyeceğim ki arkadaşlar size söylemiştim diyeceğim. Aynı bu kuşu ben size hatırlıyorsanız bunu önceki videoda demiştim. Hani lavabo açıcı şöyle böyle yine esprisini yapmıştım. Ama yan yanalarda daha yavru yumurta yoktu. Bak ana yumurta. Benim için boş yumurtlamış, çok yumurtlamış. Yani doldurmama şansı da yok bu arada ben bunu. Çünkü günde 3-4-5 kez sütleşiyor. Çok güçlü söylüyorum. Hani biz ona eğilimliği vermiyoruz yani yanından böyle yanından bile geçirmiyoruz, kokusu bile geçmiyor çünkü ihtiyacı yok. Yanındaki dişi arkadaşlar yemin ediyorum size enseden bir kapıyor, pitbull gibi. Yani sonrasını ben tarif edemeyeceğim, sonrasında belki de TikTok'tan ban yedik bu çiftleşmeyle alakalı videolardan. Yani YouTube'dan da ban yiyebiliriz. Bak yine hala orada amur subuk hareketler yapıyor. Aynen orada biraz da bir şeyler yapacak. duvara kur yapıyor abi. Yapar. Affetmez. Affetmez. Oradaki gri dişiyle açtığında size yine böyle bir videoda bahsedeceğiz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle üretimhane turumuzu. Sizlere zaten bu üretimhanede bir önceki hani şeyde hepsini gezdirmiştim. Yine ileride hepsini gezdiririz. İstediğiniz video varsa, istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir bilgi varsa Ranch videosu hariç, onun çalışılıyor. Hala söylüyorum bakın. O video gelecek. Yani sizlere birebir her şeyi anlatacağım. Neyle ne geliyor, ne yapıyor, ne ediyor. İşte mesela dedik ki iki rengi vurduk. Buradan vasıf beklemiyoruz. Vasıf gelebilir. Yani iki tane bu şekilde rengi vurduğunuzda arkadaşlar vasıf düşük gelebiliyor. Evet renk gelebilir ama vasıf düşebilir. He, beş yavrudan biri, ikisi yine iri gelebilir. Orası da ayrı bir şey tabii. Hepsi kötü gelecek, hepsi şöyle gelir, böyle gelir diye bir şey de aklınızda olmasın. Şimdiden böyle size kısa bir bilgi vermiş olayım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanatlı hayvanlarımızın tüm alışverişini Okan'ın da alışveriş yaptığı karnemizpet.com'a hepinizi bekleriz. Bu arada çok güzel bir artış var. Hani çok güzel, çok çok üstünde bir artış var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizleri lafta değil gerçekten seviyorum. Bana destek verdiğiniz için çok ayrı seviyorum. Bana abi, yeğenim, kardeşim muamelesi yaptığınız için asıl sizi çok seviyorum. Bay bay.